Şimdi çıtırdığı duyalım mı? Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Vallahi tavsiye ederim. Bakın böyle. Çok güzel olmuş. Tadı, tuzu, kıvamı, her şey yerinde olmuş. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere patlamış mısır yapacağım. Mikrodalga fırında pişirme torbasının içinde yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu pişirme torbası sıcaklığa dayanıklı bir torba. Mısırım var, pul biber var, ayçiçek yağı var ve tuzum var arkadaşlar. Yeterince pişirme torbası var. 2 yemek kaşığı kadar mısırı alacağım. 2 yemek kaşığı yağ koyacağım. Tuz ve acı pul biberden de koyup karıştıracağım burada. Daha sonra da torbanın içine koyacağım ve ağzını şu gördüğünüz şeylerle kapatacağım. Mikrodalgaya koyacağım. Patlamasına bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağını, tuzunu, pul biberini koydum. Mısırı biraz karıştıracağım ve pişirme torbasının içine koyup iki tarafından da bunlarla kapatıp mikrodalga fırınımda 3-4 dakika kadar patlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişirme torbasının içine yerleştirdim. İki tarafından da güzelce bağladım. Şimdi gördüğünüz gibi mikrovalenin içine koyacağım. Yani mikrodalga fırının içine koyacağım. Ve 3 dakikaya ayarlayıp patlamasını bekleyeceğim. Ama koymadan önce 1-2 defa buralarına delik yapmam lazım. Şöyle bıçakla 1-2 defa deldim arkadaşlar. Şimdi bunu mikrovaleye koyayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mısırımız harika şekilde patlamış. Bakın. Şimdi içini açıp yeme zamanı. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bunu buradaki kaba boşaltacağım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel olmuş değil mi? Evet, yanına da çayımı yaptım. Gördüğünüz gibi çayım da hazır. Bakın nasıl. Kırmızı biberler. Bu siyah gibi görünenler kırmızı biber arkadaşlar. Ben biraz acı sevdiğim için. Şimdi çıtırdığı duyalım mı? Vallahi tavsiye ederim. Bakın böyle. Çok güzel olmuş. Tadı, tuzu, kıvamı, her şey yerinde olmuş. Şimdi bana müsaade. Ben bunu yiyeyim çayımla birlikte. Sizlere teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için videomu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.